Şimdi birçoğunuzdan gelen sorunun içeriğini yapmaya karar verdim bugün. XS20 Vlog'taki daha önceki sıkıntılar düzeldi mi? Düzeldi. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf Çekmek Olayı'na hoş geldiniz. Tabii ki bu kadar kolay kurtulamam ben size, onu da çok iyi biliyorum. Dolayısıyla bugün bütün içeriğimi vlog modunda yapmaya karar verdim ki şu anda o vlog modunda bir tane göze odakladım. Şu anda sol gözüme odakladım. Çok önemli değil. Ama emin değilseniz göz kapalıyı tercih edin. Onu da zaten biraz sonra herhalde söyleyeceğim defalarca. Yeni gelen güncellemelerle beraber, yazılım güncellemeleriyle beraber oldukça başarılı bir performansa dönüşmüş kamera. Gerek nasıl diyeyim, gerek otofokus noktasında, ama şunu da belirtmekte fayda var tabii. Hangi lensle çektiğiniz gerçekten çok önemli. Vlog için benim size tavsiye edeceğim, mutlaka bir prime lens tercih edin ama 14 mm'den daha geniş açı olmasın. Çünkü f8'i de denedim. Yani f8 iyi hoş da f8 çok fazla geniş kalıyor. Eliniz böyle kalıyor falan. Evet. Bu 16 mm'de de biraz fazla uzun tutmak zorunda kalıyorsunuz ama ne bileyim ben, 14-15 mm bile fark edecektir, sizi rahatlatacaktır. Çünkü o sıkıştırma oranı da, yani yakın mesafedeki sıkıştırma oranı da suratınızı çok ablak göstermeyecektir. Daha geniş açılı lensler gibi. Onun haricinde hızlı bir lens tercih edin. Mümkünse prime tercih edin. F1.4 şu anda benim kullandığım lens. Onunla çok çok güzel netice alacaksınız. Onun haricinde neyi yapmadım? Herhangi bir kamera üzerimde yok. Sesimi doğrudan doğruya kameraya kaydediyorum. Ama kameranın mikrofonundan değil de bir, benim görmüşsünüzdür, küçük boylu Rode marka mikro mikrofonu üzerine taktım. Ve bütün ses kaydını ona yapıyorum. Ayrıca hiçbir ses düzeltmesi falan da yapmayı düşünmüyorum doğrusunu isterseniz ki. En azından siz de görmüş olun. Yani sesi nasıl alıyor, nasıl almıyor. Patladığı yerler var mı, patlamadığı yerler var mı? Eğer ki seste herhangi bir sıkıntı dönem dönem yaşarsanız da bundan şimdiden özür diliyorum ama en azından bunları siz görün istiyorum. Ya da beni duyun istiyorum. Şimdi vlog modunda çok enteresan şeyler var, seçenekleri var ama şunu unutmayın. Seçenekleri kayıt esnasında değiştiremiyorsunuz. Mutlak surette kayıt arası neye karar vereceğinize vlog seçeneğinden, yani ekrandaki vlog seçeneğinden dokunacaksınız ve ondan sonra kaydınıza başlayacaksınız. Yani atıyorum ben vlog'ta neler vardı? Zamanlayıcı, işte 3, 4, 2, 1 gibi ya da 2 saniye ya da 10 saniye sonra başlatma. Onun haricinde ürün öncelikli çekim, arka alan bulanıklaştırma, IBIS OIS ya da IBIS OIS DIS ya da devre dışı vardı. Bir de tabii ki şey bölümü var, yüz göz algılama ve netleme bölümü var ki onda da bazı ayarları tavsiye edeceğim ben size biraz sonra. Ama bütün bunları yapabilmek için tabii ki önce dışarı çıkmak lazım. Çünkü şu anda tripodta gerçek performansını hep beraber görelim sevgili dostlar. Gelin dışarı çıkalım. Evet sevgili dostlar, vlog'a başlamadan önce sevgili kardeşim Oğuz'la beraber bir vlog yapalım dedik. Tabii ki Merhabalar. burası çok düşük bir ışık ortamı. Ama bakalım nerelere varacak. En azından bütün neticeleri görün istedim. Bu arada hatta tabii makine de yakışıklılığı tahmin ediyor. Ve şu anda kardeşimin gözlerini odaklamış vaziyette. Sevgili dostlar, XS20'de vlog düzeldi mi? Düzeldi. Tabii bu kadarla kurtulacağımı zannetmiyorum ama yine de bir böyle başlangıç yapayım dedim. Şu anda şeyle tutuyorum bunu. Neydi o, griple beraber tutuyorum ve üzerinde 16 mm'lik bir lens var. Sigma'nın lensi var. F1.4. Bazı ayarları peşin peşin yaptım. İşte arka alan bulanıklığı. Yüz ayarını da göz ayarı olarak değil, göz kapalı olarak ayarladım ki bütün yüzümü ayarlasın, bütün yüzümü değerlendirsin diye. Şimdi tabii vlog gayet başarılı şu anda gördüğünüz gibi. Daha önce yaşadığınız sorunları artık yaşamayacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim.
Elinizin sabitliği tabii ki önemli ama grip ne kadar kullanılır, ne kadar kullanılmaz ya da kullanışlı ya da ne kadar kullanışsız onu da bir değerlendirmekte fayda olacaktır sevgili dostlar. Tabii gripin şöyle bir avantajı var. Bir yere oturmak istediğiniz zaman ve konuşmaya devam etmek istediğiniz zaman onu yerleştiriyorsunuz. Sonra yüzünüze göre de bir ayarlama çekiyorsunuz. Tabii ne kadar düzgün olursa o kadar olur. Zemin ne kadar düzgün olursa tabii ki olur. Dolayısıyla da gayet başarılı griple beraber. Şu anda vlogda da herhangi bir şey sapmasına denk gelmedim. Otofokus sapmasına denk gelmedim. Tabii ki bu yeni güncellemelerle beraber bu olayların çoğunu düzelttiler. Şeye gelince, ibise gelince onu şimdi biraz sonra sizinle daha bir rahat bir test edeceğiz. Hangisini ayarladım? Ben öncelikle videoyu P'ye ayarladım. Yani tamamen otomatik moda bıraktım. 4K24 FPS'ye ayarladım. Başka ne yaptım sevgili dostlar? Bir de tabii şey, klasik Chrome'da şu anda çekiyorum. Yani F-Log falan filan değil. Çünkü birçoğunuz zaten o şekilde çekeceksiniz. Bir film simülasyonu tercih edeceksiniz ve ona göre kendinizi ayarlayacaksınız. Bir şey daha keşfettim. Vlog'un haricinde tesadüfen auto'ya getirmiştim. Auto'da bir kontrol edeyim dedim. Auto'da da son derece başarılı. Yani auto var ya, auto modu. Onda da son derece başarılı ama tabii ki Vlog'un verdiği bir takım avantajlar var. Onlardan bahsetmeden geçmemekte fayda var sevgili dostlar. Sesin de doğru çıkması için tabii sadece kameranın sesine güvenmek ne kadar doğru ondan çok emin değilim. Dolayısıyla ben üzerine Rode'un mikrofonunu yerleştirdim ve şu anda kaydı ondan yapıyorum. Ve size söz veriyorum, hiçbir düzeltme yapmadan da videoya koyacağım. Siz de görmüş olacaksınız ne kadar kaliteli, ne kadar kalitesiz bu sesi diye. Şimdi bunu bir kapatayım. Altındaki gribi çıkartayım. Daha doğrusu önce ne yapalım? Önce griple beraber gribin ne kadar sağlam durduğunu bir hızlı yürüyelim, yavaş yürüyelim. Ne bileyim ben, sağa bakalım, sola bakalım. Birazcık vlog yapıyormuş gibi yapalım. Hadi görüşürüz biraz sonra. Evet, sevgili dostlar, şimdi gribi böyle yatay olarak kendime doğru çevirdim. Onunla beraber yürümeye başlayacağım. Yani şey bile düzelmiş, bunun ibisi de düzelmiş bu takım şeylerle beraber. Herhalde yazılımsal bir sıkıntı vardı daha öncekinde. Ama önemli olan benim için ne kadar şeyi kaçırıp kaçırmadı. Şimdi biraz da koşayım ben sizinle beraber. Bu yaşta beni koşturuyorsunuz, yerler olsun size. Duralım, dönelim. Oldukça sabit gördüğünüz gibi. Şimdi gribi çıkartıp aynı şeyi yapalım. Evet sevgili dostlar, şu anda gribi çıkarttık. Ve elimde tutuyorum. Elimde tutarak yürüyorum. Ve hala da otofoküste herhangi bir değişiklik yapmadım. Hala göz kapalı olarak. Ama illa siz göze ayarlamak istiyorsanız, sağ elinizde tutuyorsanız sağ gözünüze, yok sol elinizde tutacaksanız da sol gözünüze ayarlamayı unutmayın. O zaman otofokus daha dirençli olacaktır. Hatta onu hemen deneyelim isterseniz sizinle beraber. Evet, şu anda sağ göz önde yaptım sevgili dostlar. Dolayısıyla benim sağ taraftaki yakın gözüme odaklanmış vaziyette. Ve sağ gözümde şu anda odak. Ve sağ gözü de son derece kilitli vaziyette duruyor. Bunu sol tarafa çekerseniz orada bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Çünkü hala sağ gözde tutmaya çalışıyor. Kafayı çevirirseniz herhalde odaktan çıkabilir, tehlikeli olabilir. Dolayısıyla sağ tarafta tutacaksanız sağ göze, o zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz ve çok güzel oluyor. Bu sefer bir de sol yapalım. Şimdi de sol göz önde yaptım sevgili dostlar. Şu anda gördüğünüz gibi onda da son derece başarılı ve sol gözü kilitlemiş vaziyette. Tek bir göz tercih ettiğiniz zaman makinenin otofokusu çok daha yapışkan bir hal alıyor birdenbire. Ve çok da güzel oluyor dolayısıyla. Tabii bunda başka vlogtaki başka özellikleri de biraz sonra değineceğim, göstereceğim onları. Ama şimdilik hiç olmazsa elinizde kullanacağınız zaman vlogta hem mikrofon başarısı hem otofokus başarısı nerelerde onlara bir göz atacağım. Ama onu yapmadan önce de, son kararımı vermeden önce de tabii ki bir bilgisayara atacağım ve kontrol edeceğim. Her türlü şartlarda nasıl bir sonuç verdiğini. Evet, şimdi sevgili dostlar, ürün öncelikli konuma getirdim. Ve size zor bir ürünle bakalım fokuste ne kadar başarılı olduğunu görelim.
Tabii ben de çok yakında tutuyorum zavallı. Ne yapsın yani? Bakayım biraz daha genişini gösterebilirim. Mesela bir cüzdan göstereyim size. Ve tekrar geliyor gördüğünüz gibi. Ürün özellikle de ne kadar başarılı onu da bilmiyorum ama. Bir yanda tabii şey olduğu için değişiklikler oluyor, olabiliyor sevgili dostlar. Bakayım. Fena değil değil mi? Yani bir şey daha mesela şöyle bir daha zor bir zemin deneyelim. Evet, ürün öncelikliki başarısını da bu şekilde görmüş oldunuz sevgili dostlar. Kapatalım şimdi. Şimdi az önceki çekimleri masa üstünde ibis, oiz tamamen devre dışı bırakmıştım sevgili dostlar. Ve şu anda ibis, oiz ve DIS. DIS herhalde 1.18'lik bir crop yaratıyor ama yürüme esnasında size ne kadar fayda sağlıyor? Bence epey bir fayda sağlıyor. Ama ben tabii pek şey yani onu tercih etmiyorum. İbis oiz bana yeterli oluyor. Ha bir özellik daha. Kayıt esnasında vlog modlarının hiçbir tanesini değiştiremiyorsunuz. Dolayısıyla D'ye karar verecekseniz kayıt düğmesine basmadan karar verin. Çünkü vlog'tan değiştirmeye kalktığınızda kaydı devre dışı bırakıyor. Şimdi size bir de şeyi göstermek istiyorum. Bu arka alan bulanıklığı farkını. Şu anda arka alan bulanıklığı kapalı. Bir daha açacağım ben onu şimdi size. Evet sevgili dostlar bu da arka alan bulanıklaştırıldı. Oh. Evet sevgili dostlar bu da arka alan bulanıklığı açık vaziyette. Ve hala 3 şey birden devrede. DIS, IBIS ve OIS devrede. Şimdi DIS'i devre dışı bırakacağım. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi crop farkını da böyle göstermiş oldum size. Şimdi ben yani bir de tabii ki sol taraftan devam edelim. Çünkü sol gözüm şu anda devrede. Kameraya bakmasanız dahi oldukça yapışkan olduğuna kanaat getirdim. Ve ilk size yapmış olduğum XS20'nin vlog özelliği esnasında yaşadığımız o sıkıntıların hiçbir tanesinin yaşanmadığını gördüm bu videoda. Dolayısıyla performansından oldukça memnunum. Nihayet gerçek anlamda bütün özellikleriyle bir vlog kamerası haline gelmiş. Gönül rahatlığıyla vlog yani vlog modunu kullanabilirsiniz. Bir daha koşalım mı? Ulan bu yaşta beni koşturuyorsunuz ya size de helal olsun. Evet sevgili dostlar tabii aslında son bir tavsiyem olacak size. Eğer ki şimdi seyrettikten sonra gördüm ki bazı bölümlerde ciddi anlamda şey sıkıntısı var. Karanlık ortam sıkıntısı var. Bu dolayısıyla da öyle bir ışık kameranın üzerine küçüklerden var ya yerleştirirseniz sizin birçok işinizi kolaylaştıracaktır. Şu anda benim yaptığım gibi. Güneş tarafına döndüğünüz zaman sıkıntı yok ama hani güneşi arkanıza aldığınız zaman da bu sefer pozlama sizi değil genel ortamı aldığı için sizin suratınız daha da karanlık çıkıyor. Şimdi daha bir açmış vaziyetteyim ve gördüğünüz gibi ne tarafa dönersem döneyim en azından yüzüme bir ışık vuruyor ve daha da görünür hale geliyorum. İlave etmek istediğim şey oydu. Hadi şimdi içeri dönelim artık. Evet sevgili dostlar geri döndük. Ben kendimce oldukça eğlendim. Ben biliyorsunuz çok vlogçu olmamakla beraber yine de eğer öyle bir şey yapacak olsam bu kamera buna çok güzel bir biçimde izin vereceğini gördüm. Vallahi şu son halindeki performansından son derece memnunum, mutluyum ve tavsiye edebilecek noktaya gelmiş vaziyette. Kaldı ki şu andaki kayıtları ben şey yapmıyorum. Yani F-Log 2 ile herhangi bir düzeltmeyle yapmıyorum. Doğrudan doğruya. Classic Chrome. Classic Chrome'a da hiçbir dokunmadım. Aynen Classic Chrome'da çektiğim gibi atacağım bilgisayara ve oradan size YouTube'a yükleyeceğim. Sesi de daha önce anlattığım gibi mikrofondan yaptım. Gerek yürürken, gerek koşarken, işte sağ elle tutarken sağ gözünüze, sol elle tutarken sol gözünüze ya da hiçbir şey bilmiyorsanız doğrudan doğruya göz kapalı tercih ederseniz
Sizin de izlediği gibi herhangi bir şey sıkıntısına yaşamadım ben. Otofokus hatasına ya da işte kararsızlığına denk gelmedim. Dolayısıyla artık şunu söyleyebilirim. Sormuştunuz yani düzeldi mi diye. Düzeldi. Sevgili dostlar, bu içerik sizlere değer kattığını düşünüyorum ve beğenme butonunu hak etti diyorsanız lütfen o beğenme butonunu ıskalamayın. Bizlere çok faydası dokunuyor. Onun haricinde daha hala abone değilsiniz. Ne diyeyim artık yani, abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik keyif ile kalın. Sevgiyle kalın. Vlog ile kalın. Ama hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.